Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Siyer-i Nebi yolculuğunda bugün Hazreti Lüey Efendimizle beraberiz. Hazreti Lüey Efendimiz tarihin içerisinde Hazreti Galip Efendimizin vefatından sonra göreve gelmiş Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın belki de kuvvetiyle ve görüntüsüyle, uzun boyuyla, oldukça ince yapısıyla ama buna rağmen cesaretiyle ve dahi olayları kavrayıp diplomatik alanda yaptığı ataklarla İslam dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak karşımızdadır. Zira yaşadığı dönem milattan sonra 297 ila 376 yılları arasında Hristiyan dünyasının Roma dünyası içerisinde kabul gördüğü bir aşamanın her türlü illetiyle karşılaşmış, bir diğer taraftan da bunlara karşı bütün atakları yapmakla mükellef olan, yaşamış olan bir zat-ı muhteremdi. Roma'nın Hristiyanlığı kabulünü ayrı bir dersimizde ele alacağız. Bu yeni bir göç dalgası haberi anlamına geliyordu. Çünkü Roma Hristiyanlığı kabul ederken içinde yaşayan pagan dünyası genel anlamıyla bir anda Hristiyan olmamıştı. Medine bölgesinde Beni İsrail yapısının varlığı ve yeni gelecek olan Hristiyanların paganlaşmayı reddeden toplulukları artık bu bölgede yeni bir anlayışı meydana getiriyordu. Hristiyanlık dünyası bugün için Hicaz dünyasında yaşanan Hristiyanların geçirdiği dönemi ve Beni İsrail'in Hicaz'daki varlığını çok ele almaz. Zira özellikle bu bölgeler ziyadesiyle paganlaşmayı reddeden Hristiyanların kendilerine bir yurt edinme çabası üzerine geldikleri bir bölgedir. Bu insan topluluklarının selahiyetine olan ihtiyaç ile beraber Hazreti Lüey Efendimizin Hicaz bölgesindeki inanışın zaten içinde var olan problemlerin yanında onların bu selahiyetiyle kendi şehrini korumakta mükellef olduğu bir dönemin içindeyiz. Bunun için hem Medine'de bir anlaşma yapılması gerekir hem de gelenlere bunun tebliğ edilerek tabir caizse tarihin ilk göç emirnamesi imzalanacaktır şimdi. Bu göç emaresi hem bu bölgeye gelenlerin hangi kurallara uyması gerektiğini ifade ettiği gibi hem de Hicaz bölgesinde var olan putperestlerin gittikçe artacak, gittikçe paganlaşacak süreçlerine karşılık nasıl bir konumlandırma ele alınması gerektiğini anlamanın önemli maddeleri. Bu maddeler Hazreti Lüey Efendimiz tarafından hazırlandılar ve Darun Nedve'de defalarca konuşuldular. O kadar çok konuşuldu ki bu toplantıların öyle 10, 20, 30 defada bitmediği bilinir. Uzun müddet yapılan bu tartışma bir yandan gelen göç dalgasına bu maddeleri saymanın ne anlama geleceğini merak edenlerle birlikte. Bu Hristiyanların tamamen dış bölgelerde tutulması için söylenen pek çok söz bulunmakta. Hakikat 8 maddede anlaşılmış Hazreti Lüey'in özellikle bastırdığı 4-5 madde var. Ama diğer taraftan eklenen maddeler de var. Çünkü Hicaz bölgesindeki Mekke Birliği emirliğinin artık tabiri caizse bir nevi ortak karar alması gerekiyor. Ve kabile anlayışının ehemmiyeti burada bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Birincisi şöyle bir karar olarak çıkıyor karşımıza. Gelen Hristiyanlara inançlarından ötürü baskı uygulanmayacak. Bu madde putperestlerin bugünden bakınca alabileceği bir madde gibi olmamakla beraber Hazreti Lüey'in bu maddeyi alırken özellikle Mekke'de yaşayanlara ticaretin ehemmiyetinden bahsederek yürüttüğü diplomasi onların bunu kabulü için daha kolay bir aşamayı sağlamıştı. Yoksa Mekke putperestleri Yahudileri de görmekteydi ama onlarla yapılan ticaretten ötürü ekseriyette de sessizdiler. Zaman zaman kendi dünyalarına zaten gelmiş olan Hristiyanlara ise son dönemin içerisinde bazen umursamaz, bazen de putların ehemmiyetinden beyanat, bir yandan da onların bir takım beyannameler ya da kendi dinlerini anlatmak isteseler, biraz tabiri caizse bugün ifadesiyle misyonerlik yapmak isteseler, açık bir şekilde reddeden, iteleyen bir tarzları vardı. Evet, bu Mekke'de yaşayanlar için haklı bir durum olabilirdi.
Ama Hazreti Lüey özellikle Roma'ya karşı bir tedbir almak, bir diğer taraftan Hazreti İsa'nın da hayatın içinde bir peygamber olduğunun bilinci vardı. Elbette ki onlarla buluşmak, onlarla bir araya gelmek o kadar kolay değildi. Zira sonrasında ilginç olaylar yaşanacaktı. İkinci madde, ilk iki yıl boyunca ticaret vergisi konulmaması kararlaştırıldı ki göç yılıyla gelen insanların hayatları önce kendilerini toparlayabilecek nitelikte olsun. Üçüncü madde ise ilk üç yıl boyunca Araplarla evlenmeyecekler diye konuldu. Böylelikle bir yandan da Mekke'nin kendine ait olan, özellikle birçok kabilenin önde tuttuğu evlilikler yoluyla oluşabilecek kan bağları ve diğer bütün hususların önünü almak, veraset meselesini şimdiden engellemek vardı. Dördüncü maddede sadece bir kiliseleri olabilir denilmişti ve gelen Hristiyanlar ilerleyen dönemde burada bir kilisede inşa ettiler demeyelim ama mevcut bir yeri kilise olarak kullanma hassasiyetleri olmuştu ama sonraki dönemde onların bu bölgeden gittiklerini göreceğiz, çekildiklerini göreceğiz elbette. Çünkü bu paganistik Hristiyanlık her tarafı kasıp kavuruyor olacak. Beşinci maddede eman altında oldukları ayrıca ifade edildi ki Araplar için eman, emniyet, emniyette tutulma meselesi oldukça mühimdi. Altıncı maddede ise Mekke pazarında mutlaka kendilerine bir yer verileceği ve bunun kontrolünde Mekke'de Darunnedve'ye bağlı olan kurumlarla takip edileceği, bazı kabilelerin de görmüş olduğu problemleri Darunnedve'ye acilen getirilebilecekleri de altını çizdi. Yedinci maddede ise önemli bir karar vardı. Ticaret kervanına giremezler. Bu özellikle Hazreti Lüey'in bu kadar vermiş olduğu tabiri caizse cevazlara, tavizlere karşılık Mekke'nin içindeki o biraz daha katı düşünceye sahip olan grupların, kabilelerin bir söylemiydi. Sekizinci maddede ise hac yolunu kullanamazlar ibaresi vardı. Elbette Hristiyan dünyasının nasıl bu konularla ilişkisi olduğunu daha sonraki ciltlerimizde daha iyi anlıyor olacağız. Hristiyanlıkla paganizmin birleştiği bu anlayışın 300 yıl sonra meydana gelmiş olan bu etkileşimi bir anda her şeyi alt üst ediyor olacak. Anadolu coğrafyasının bir bölümünde yerleşke edilmiş olan Hristiyan dünyasının Mekke ve Medine ile olan ilişkileri elbette kadim bir ilişki olarak henüz adlandırılamıyor. Ancak Beni İsrail'in içinden ve dahi Hazreti Meryem'in dahi dönüp geldiği bu Hicaz bölgesi mutlak surette bu eziyetten çekecek olan insan grupları için oldukça ehemmiyetli. İşte bu ehemmiyet için Hazreti Lüey tarihin ilk göç emirnamesiyle gelecek Hristiyanlar için yaşanabilecek her türlü problemin öncesinde belli tedbirleri almış oluyor. Bu tedbirlerin her birisi tarihi süreç içerisinde sonradan kilisesinde yaşayan insanların da yaklaşık 100 sene sonra da Mekke bölgesini neredeyse ve tamamen terk edecekleri anlamına geliyor ve küçük bir azınlık kalıyorlar. Bu azınlığın kalma sebebi ise Mekke ve Medine içerisindeki putperestlik anlayışının gittikçe kökleşmiş değişik uygulamalarla baskıcı bir mantığa dönüşmesi. Zira bu mantık sonrasında Mekke'de yaşayan Yahudilerin de Hristiyanların da bu bölgeden kaçmalarını ve hatta Mekke Yahudilerinin de önemli bir kısmının Hayber bölgesinde konuşlanmasına vesile olacak. Bir sonraki bölümde inşallah Hazreti Lüey'in döneminde yaşanan Hint putperestliğini konuşuyor olacağız. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.